Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimiz yonca modeli. İğneden tabi model. İlk önce bu fil dişi dediğimiz ara suyularını koyuyoruz. Ara suyu olarak arkadaşlar. Sonra da bu yoncamızın dalını yapıyoruz. En son da bu kirpikleri yapıp bitiriyoruz. Yoncalarımızı yapıp bitiriyoruz. Evet şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkişer zincir çekerek bu şekilde tığ battılarımızı iri iri hazırlıyoruz. Arasına da 5 tane bu şekilde fil dişinden ara suyu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk başlarken aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum. Bu şekilde buraya bir tığ battı yapmış olduk. Üzerine 3 zincir. 3 zincirimi hemen çeviriyorum. Bu 4 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile bu şekilde kapattım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Döndüm arkadaşlar düz yüzüne. Hemen yandaki tığ battımın içine giriyorum. Kapattım. Bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde yapılışı fil dişimizin. Bunu şimdi dalımızı yaptıktan sonra yine göstereceğiz arkadaşlar. 2 tane zincirimi çektim yandaki tığ battıya girip buraya ara mesafesi olarak dalımızla ara suyumuzun arasına bir tane tığ battı yaptım 12 tane zincir çekiyorum 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 12 zincirimi tığ battımın içine arkadaşlar bu şekilde kapattım 7 tane zincir çekiyorum 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu 12 zincirimin arasına girip kapattım arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 9 ve 10. 10 zincirimi çevirdim şu şekilde düz yüzün arkadaşlar. Bu 12 zincirin arasına girip kapatıyorum buraya arkadaşlar bu yoncamın için yuva yapmış oluyorum çiçeğim için yuva yine buraya altı tane zincir çekiyorum 6 zincirimi aynı tığ battının dalımı hazırladığım tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum dalımız bu şekilde arkadaşlar hazır oluyor şimdi iki zincir çekiyorum yine ilk başta yaptığımız şu tığ battı ara misafesini buraya da veriyorum 2, 3, 4 zincir. Şimdi arkadaşlar ilk başta yaptığımız bu fil dişine geçiyoruz. Hemen 4 zincirimi buradaki tığ battımın içine girip kapattım. 3 zincirle dönüp tekrar 4 zincirin içine kapattım. Üzerine 8 zincir. 4, 5, 6, 7 ve 8. Döndüm düz yüzüne. Hemen yandaki tığ battımın içine giriyorum arkadaşlar bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yandaki tığ battıya bu şekilde irice bir tığ battı yapıyoruz. 3 zincirle o tığ battının yani 4 zincirli yuvanın içine tekrar arkadaşlar dönüp bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Döndüm arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battı Kapattım. Bu şekilde 5 tane arkadaşlar mesafe veriyoruz. Ve yeşilimiz bu şekilde devam ediyor. Bu dalımızın ortasına yaptığımız 10 zincirli yuvanın içine sık iğne ile girip ipimi sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi yeşil yuvaya kapatıp buraya bir tane kirpik yapıyorum. Yine 10 zincir. 10 zincirimi kapattım. İkinci kirpiğim. 8 9 ve 10 zincir. Bu da üçüncü kirpik. Hemen arkadaşlar bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Yine 10 zincir. 8, 9, 10 zincir. Kapattım buraya. 3 kirpikten sonra bir sık iğne yaptığımız için bu birinci kirpiğimizi sayıyorum arkadaşlar. 10 zincir. Bu da ikinci kirpiğim. Tekrar 10 zincir. 10 zincir kapattım bu şekilde Evet 3 kirpik bir sık iğne yine 3 kirpiğimiz oldu arkadaşlar yine bir sık iğne yapıyorum sık iğneden sonra yine 10 zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 kapattım arkadaşlar buraya bu birinci kirpiğim yine 10 zincir 9 ve 10 ikinci kirpi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu da 3. kirpiğim. Normalde 9. kirpiğim ama arkadaşlar sık iğneden sonra saydığım için 3 kirpik. Bu da 3. kirpiğim. İpimi koparıyorum bir zincir çekip arkadaşlar. Şimdi bu siyah kontürünü yapmak için hemen geliyorum. Arkadaşlar siyah ipimi iki zincir çekerek tığıma tutturdum. Hemen şimdi buradaki yeşil yuvanın içine ilk kirpiğimin dibine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi hemen ilk kirpiğimin bu 10 zincirimin arasına girip arkadaşlar sık iğne ile kapatıyorum buraya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradaki arkadaşlar kirpiğimin içine girip 3 zincirimi bu şekilde buraya kapattım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki arkadaşlar kirpiğime kapattım. 3 kirpikten sonra bir tane sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Bunu şimdi arasına girmekte kolaylık sağlayacak bize. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sık iğneyi unutmayalım. Bakın arkadaşlar şöyle rahat bir şekilde bu yoncamızın yaprağını ayırıyoruz. Sık iğnemizin üzerine hemen bir sık iğne yaparak bu şekilde buraya sabitledim 5 zincir. Yine 5 zincir. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Hemen ilk kibriyimin arasına girip sık iğne ile kapatıyorum. Yine 3 zincir. Sıradaki ilmeğimin arasına girip tuttum. 1 2 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar yine 3 kirpiğimi kontürledim 5 zincir bu sık iğneli yerlere gelince arkadaşlar bu şekilde en ortasına girip bu 5 zincirimizi buraya sık iğne ile sabitliyoruz hem de yaprağımızı ayırmış oluyoruz bu şekilde yoncalarımız 3 yapraklı yoncalarımız bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar İlk kirpiğimin içine 5 zincirimi sık iğne ile sabitledim Arasına 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen sıradaki ilmeğime kapatıyorum sık iğne ile. 3 zincir sıradaki ilmeğime sık iğne ile bu şekilde kapattım. Yine 5 zincir yeşil yuvanın içine girip sabitledim. Buraya da bir zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi koparıyorum. Hemen bu ipleri yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde tamamlandı. Çok hoş ve çok zarif oldu gördüğünüz gibi. Ütülendiği takdirde daha da bir güzel olacak arkadaşlar. Bu bülbül türkülerimiz daha bir arkadan ütülendiği zaman çok hoş ve çok zarif duracak. Evet modelimizin yapılışı bu şekilde. Yapacak arkadaşlarımıza da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar ve hoşçakalın.